Arkadaşlar merhaba. 1 Ocak 2021 Altılı Ganyan Galp Simpark tahminlerimizle beraberiz arkadaşlar. 2021'e merhaba diyoruz öncelikle. Evet, şu anda Galp Simpark'la ilgili yani ilk yabancı videomuz, ilk yabancı Altılı Ganyan tahminlerimiz Galp Simpark'la oluyor. İnşallah Galp Simpark ve Amerika'daki bu akşam yarışlarında 2021 yılında güzel sonuçlar, neticeler alırız arkadaşlar. Çok güzel bir çalışma yaptık. Şimdi onu hep beraber değerlendirelim. Evet, Galp Simpark'ta Altılı Ganyan ikinci koşuyla başlıyor. Normal kum pistte. Saat 20.35'te arkadaşlar. Şartlı 4 yukarı İngilizler. Toplam 7 tane safkan burada start alacak. Burada öne çıkan 3 tane safkan var. Hemen onları da yine web sitemizden bakalım. Burada gördüğünüz gibi ikinci koşu 5 numaralı Sensazione Temmuz 2020'deki maiden koşusunu 1600 kumda 1.38.93 saniyeyle kazanmıştı. 21 Kasım'da 1000 metreyi 1.00.00 çalışması var. 20 Aralık 2020'de Galp Simpark'ta 2 boylu 3. olmuş. Evet, kalitesiyle koşuda alternatif banka olarak değerlendirilebilir. Bu Sensazione arkadaşlar. Çok iyi durumda bu. Alternatif banka olarak hep bunları tutun aklınızda. 1 numaralı Excalibur 9 Ekim 2020'de 1600 metre 1.39.67 saniye ile kazandı. 19 Aralık'ta 800 metre 49.00 ve 26 Aralık'ta da 800 metre 50 saniye ile çalıştı. Favori arkadaşlar, bu böyle 50-49 bunlar sizi yanıltmasın. Bunlar rahat yapıyorlar bunlar. Yarışa gelince gayet güzel. Önemli olan burada bu Aralık ayında, yani son koşudan sonra çalışmış olmaları çok önemli. Genelde bu tip safkanlar daha fazla geliyor. Biz ona bakıyoruz ve buraya da onu belirtmeye çalışıyoruz. O yüzden Excalibur'da şansı gördük. 2.5 ganyan var zaten. Bu Warrant Officer bizim burada bombamız. 2019 yılından beri koşuyor arkadaşlar. Koş bir türlü gelemiyor. 1600 metredeki bitiriş derecesi 1.39.90. Yoğun çalışma trafiğiyle 1 ve 5'e rakiptir demişiz. 5 Aralık'ta 800 metre 50.56 ve 19 Aralık'ta da 800 metre 49.69 saniyeyle çalıştı. Dikkat! Bu şunu yapmış, şu ana kadar böyle bir çalışma yapmazken hani yarıştan yarışa, hani akşamdan akşama, yarıştan yarışa çıkarken bir anda bu yarış için iki tane böyle bir çalışma yapmış bu Warrant Officer Christian Torres'le. 50 nokta, yani Aralık ayında 5 Aralık'ta ve 19 Aralık'ta çalışmalar yapmış iki tane. Bizim de dikkatimiz çekti tabii. 10 ganyan var. Bakmak lazım. Evet, şimdi ikinci koşudan Altılı Ganyan'ın ikinci ayağı, üçüncü koşuya geçelim. Çim koşular bizi bekliyor arka arka, ardışık. Maiden bir koşu bu. 4 ve yukarı İngilizler. 1600 metre çim pistte. Burada 7 tane safkan start alacak arkadaşlar. Bir tanesi de Ecurie. Evet, burada Ecurie'lerin çok şansı var arkadaşlar. Açıkça söylemek gerekirse. Baktığımız zaman 4 tane safkan veriyoruz. Yani bana göre 7 numara grubun iki tık üstünde arkadaşlar. Safkan alternatif banko arayanlar için uygun olabilir. 9 Ekim 2020'de favori olduğu koşuda tecrübesiz jockey Rafael Bejarano ile 3. oldu. Burada Jose Ortiz var arkadaşlar. Yarışa girecektir mutlaka. 11 Aralık'ta 800 metre 51 saniye, 18 Aralık'ta 1000 metre 1.01.90 ile çalıştı. Yani yarıştan sonra da çalıştı. Çok aşırı böyle göze batıyor bu safkan. Yani bu safkanı mümkün mertebe hepiniz tek geçeceksiniz. Çünkü ekürisi de var bir de bu safkanın. 1 numara ekürisi. Gear Jockey'den bahsediyoruz. Bize göre tek için son saatleri görmek lazım. Arkadaşlar dikkat, 1.5 oran yani. 1.5 oran böyle çok erken oranlarda çıkmaz. İnanılmaz düşük bir oran çıktı bunda. Muhtemelen birçok kişiye tek atacaktır. Bunu olabilir tabii. Ama arkadaşlar 3 tane daha bakın safkan var burada. 20 Aralık'ta ya bizim sıralamamız bu tabii. 2, 4, 7, 6 yani 7 değil. 21 Aralık 2020'de Galp Simpark'ta 4.lüğü boyun farkıyla 1600 metre çimde 1.36 çift sıfırla yaptı. Boyun farkıyla. 4.lüğü arkadaşlar. Bakın 1. ile arasında boyun farkı var.
Yani 4 tane at giriyor burada fotoğrafa, finish'e. 18 Aralık'ta 800 metre 49.24 saniye ile çalıştı. Bize göre bu koşunun en güçlü favorisi arkadaşlar. Bir de çalışma yapmış üzerine Eagerly, Paco Lopez'de. Benim kendi düşüncem burada Eagerly ve Girjockey, eğer Girjockey burada yarışa gidiyorsa Eagerly ve Girjockey arasında bir yarış geçebilir ama yine Ikino ile burada bu Eagerly ile yani 4 numaradan bahsediyor. Angry Man, Louis Hayes'in bindiği. Ikino ile 2 Aralık 2020'de aynı koşuda yer aldı. Boyun farkıyla o da 3. oldu. Bu 4 tane attan birisi de bu Angry Man 4 numara yani. Bu koşuda 1600 metre bir de 36 çift sıra saniye bitti. Aynı yani. Bir 13'ü 12-20'de yine bir çalışma yapmış Aralık'ta yani. Bu yarıştan sonra 800 metre 50.30 saniyelik kötü bir derece bu arkadaşlar. Bakın kötü bir 45 yapan var yani 46 yapan var. Hani 50.30 saniyeyle bu kötü bir derece ama bu sefer kazanmak isteyecektir diye düşünüyoruz biz. Son olarak da burada bir Irat Ortiz girmiş devreye burada. Anlamadık. 2.5 oran var. İlk kez at gözlüğü takacak olan Brazilianare. Evet. İlk kez at gözlüğü takacak olan Safkan hayatının ilk koşusunu bu grubun 3 gömlek üstünde koşuyla 1 Kasım 2020'de Churchill Down'da başlattı. 6. oldu arkadaşlar burada. Evet burada 2, 4, 7 ve 6 şeklinde geçmek durumundayız tabi burayı da. Otomatik olarak varsa sizin atınız arkadaşlar. Siz de buraya ilave ederseniz. Şimdi 4. koşuya geçelim. 4. koşu altılık ayağının 3. ayağını oluşturuyor. Şartlı bir koşu bu. Dişi safkanlar burada. 4 ve yukarı İngilizler. Bayağı bir 7 yaş var. Toplam 8 tane safkan görüyoruz. Aslında güzel bir koşu günü bugün ama böyle tatlı sürprizlere de gebe yani. Hep böyle sürdürek favorilerin geleceğini zannetmiyorum. Burada da arkadaşlar hemen web sitesi üzerinden bakalım. Biraz fazla at yazmak durumundayız bu ayakta. Evet baktığımız zaman ilk atımız 3 numaralı Absum Roar. Louis Sayers'le. Louis Sayers'in hemen hemen kazanabileceği yegane yarışlardan bir tanesi bu. 31 Aralık'ta Çim'de 55.75 saniyeli birinci geldi. Buradaki şartlı koşunun arkadaşlar şartlı birinci gelmeleri. Ya yani bütün safkanların birinci gelmesi gerekiyor bir defa. Evet 33 Aralık 2020'de 55.75 saniyeli birinci geldi. 24 Aralık'ta 800 metre 52.22 saniye ile çok kötü bir çalışma icra etse de bizim kanaatimize göre yarışta en iddialı isimdir. Evet yani şu 55.75 yaptıktan sonra hani 1000 metreyi hani 800 metreyi 52 ile yapıyorsanız güleriz biz size sadece. Evet burada ikinci atımız 800 numara Sweet Yarendira. Bu da Edgar Zayas'la arkadaşlar. 1 Ekim 2020'de Woodbine Kanada'da kumda 56.98 ile yine 1000 metre kumda birinci geldi bu safkan. İlk kez Çim'e çıkacak. 13 Aralık'ta Gobsin Park'a çıktı ve 5. oldu. Burada şanslıdır demişiz. 6 numaralı Cats at Tray. Emisel Yaramilos'la 5 Kasım'da kumda 57.89 saniyeli 1000 metrede birinci geldi. İlk kez Çim'e çıkacak. Dikkat. Bakın arkadaşlar nerede 55, nerede 57 yani sonuçta. Gerçi bu şu anda kumda yaptığı bir derece. Tabi otomatikman oynar ve kafa kafaya getirir onu. O da var. Hairball 4 numara. Tyler Gaffarone ile 6 Eylül'de 56.38 ile Çim'de bu da birinci geldi 1000 metrede. 25 Kasım'da Çim'de 1000 metrede başa baş birinci olduğu koşu 57.29 saniye ile tamamladı. Başa baş gelmişler yani at başı olmuş Türkçe'de. 19 Aralık'ta 600 metrede 36.80 çalışması var. Güzel bir çalışma. Koşuda kuponlarda olması gereken safkandır. Hairball'dan bahsediyoruz. Evet. 2 numara 5 Kasım'da 1400 metrede 1.23.91 saniyeyle birinci oldu. Paco Lopez'in bindiği Kifl. 24 Aralık'ta da 600 metre 38.13 saniye çalıştı. Geliri var. Dikkat demişler. Ve günün bombasını patlatacak olan Fighters arkadaşlar. Leana Reyes'le 18 Aralık'ta 1000 metre çim koşusunda 57.36 ile birinci geldi. Burada sürprizle düşünülmeli.
Neden olmasın yani? Bunlar o dereceyi yaptıysa o da aynı derece yapıyor. 3, 8, 6, 4, 2 ve 1 sıralamamız arkadaşlar. Web sitemizden de tabii takip edebilirsiniz. Şimdi kum koşuya geçtik bir tane. Dördüncü ayaktayız. Beşinci koşu. Maiden bir koşu bu. Dişiler var burada da yine. 4 ve yukarı İngilizler devam ediyoruz ama hepsi hemen hemen 4 yaşında bu safkanların. Burada 8 tane safkan çıkacak. Evet. Buradaki görüşümüzde baktığımız zaman web sitemizden onu da takip ettiğimiz zaman 4 tane safkana biz burada yer verdik. İlk adımız 1 numara Florado Miguel Angel Vazquez'le. Açıkça söylemek gerekirse bana kalsa tek gelecek bir safkan bu. Boyun farkı ile zaten birinci olmuş. Favori olduğu koşuda 6 Aralık'ta 1200 metre boyun farkı ile ikinci oldu. Favoriymiş orada zaten. 1-13 çift 0 yapmış. Güzel bir derece. Burada bize göre koşunun en güçlü favorisidir Miguel Angel Vazquez ile. Zaten bu da 19 bin dolarlık toplam ikramiyesi olan düşük bir koşu. Bu tip bir jokeyin gelmesi de doğaldır burada. Birçok kişi Luan'ı tek atacak arkadaşlar. Biz buraya sadece Irat Ortiz biniyor diye yazdık biz. Bunu normalde yazmayacaktık bile. Koşacak mı o da belli değil. 3 numaralı Emperor Song Cristiano Torres arkadaşlar. 17 Aralık 2020'de üst grupta 4. oldu. Bakın üst grupta 12 Aralık'ta 600 metre 36.90 daha sonra bir çalışma yapmamış. Burada ikinci kez şans verdiğimiz safkan. Yapmış olduğu çalışma ve dereceler bizim için yeterli. 3 numara. Evet, şimdi 2 numaraya geçiyoruz. 2 numara günün bombasını patlatacak arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Dikkat diyorum. Gerçekten altılı para yapacak atlardan bir tanesi. Trini Sunshine. Trini. 5 Aralık'ta 1000 metreyi 1.02.48 ile ve 18 Aralık'ta da 600 metri 35.53 saniyelik süper çalışmalarıyla arkadaşlar koştuğunu sürprizin yapmaya hazırlanıyor. Dikkat! Nasıl olmuş bu 20 ganyan şu anda erken bahis oranlarında 20 ganyan yani bu kadar güzel çalışma yaptıktan sonra. Evet, Luan koşmayabilir. Safkan kaliteli çok geri koşarsa bu puanlar da olmalı. Arkadaşlar hiçbir fonksiyonu yok, hiçbir şeyi yok. Anlamadık biz. Bir şeyini de bulamadık adam gibi. Ama yazmak zorundayız çünkü neden? Irat Ortiz böyle bu gelmez burada dediğiniz zaman tutuyor geliyor yani. Bahise gidiyorlar bir şey yapıyorlar. Ama burada şu 3 tane safkanı asla bence çıkartmayın dedim. 1, 3 ve 2'yi arkadaşlar. Evet. Şimdi 6. koşuya geçelim. 6'lı ganyanın 5. ayağına. Evet, satış koşusu şartlı dişi 3 yaşlı İngilizler. 1000 metre kısa mesafe bir koşu bu. 9 tane safkan burada start oluyor. Arkadaşlar normalde yeri olanlar, hani iki tane, şimdi bir tane son ayakta tekimiz var zaten. İki tane teki bulanlar bu ayağı kapatsınlar arkadaşlar, onu söyleyeyim size. Yani böyle duyuyoruz böyle geniş kuponlarda kesenin ağzını açıp oynayan arkadaşlara bilhassa sesleniyorum. Bu ayağı kapatın. Bu altıncı koşu ne olsa olsun ama biz size gene eksik at vereceğiz. Çünkü neyse onu veriyoruz burada. Evet. 1 ve 9'u vermiyoruz açıkçası söylemek gerekirse. Sığmadı bu neyse. Evet. 2 numaralı Kaliforniya'yla ilk atımız Tyler Gaffarione ile. Normal şartlar altında bu atın gelmesi lazım. 8 Ekim'de Woodbine Kanada'dan 1100 metrede 1.0.38 birinci oldu. 1000 metre derecesi de 57.15 gözüküyor orada. İlk şans verdiğimiz safkanda demişiz. 2 numaralı Kaliforniya'yla ilgili. 4 numaralı Lion Soft Brittany. Bu da Irat Ortiz biniyor. Lion One Soft Brittany. 4 Kasım 2020'de 1000 metre çimde 0.57.32 ile birinci oldu. 18 Aralık'ta çalışmalara başlamış tekrar. 600 metre 37.25. 24 Kasım'da 800 metre 47.13 ile çalıştı. Fit durumda ve Irat Ortiz'de çok şanslı arkadaşlar. 6. koşu da bu Irat Ortiz'in bindiği 4 numaralı safkan çok şanslı bize göre açıkça söylemek gerekirse. Evet, şimdi 3'e geçelim. 5.50 ganyan var üstte. 4.50 de 4 numara da vardı. Danes Sabebi Emisel Jaramillos'a 20 Kasım 2020'de 1000 metre şimdi 0.57.44 ile birinci ve 9 Aralık 2020'de de
600 metre 36.80'le çalıştı arkadaşlar. Yazmamak mümkün değil yani bu atları. At çalışıyor ya, çalışmış. 5.50 oran var. Tam ideal böyle burada. 47 bin dolar bir de. Bunu kaçırmak istemeyecektir. Bilhassa Irad ve Tyler Gaffalo'yla burada yarışa gidecek. Magical Soul. Burada benim atım Magical Soul arkadaşlar. 3 numara. Ama yanlış yazılmış. Onu düzeltmemiz lazım. Magical Soul'un evet 3 numara. Hemen Danessa Baby 1 numara olacak. Hemen onu düzeltelim arkadaşlar. Evet, Danessa Baby 1 numara arkadaşlar. Yanlışlık olmasın. Evet, Magical Soul. Gördüğünüz gibi çok olumlu gerçekten. Eylül'de 1000 metreyi 0.57.73 derecesiyle birinci oldu. 20 Aralık'ta bir çalışma yapmış 48.60. 27 Aralık'ta bir daha yapmış 600 metre 36.55 ile. Magical Soul gerçekten tam böyle hakkını vermiş ve 20 ganyan var yani hayret. Neye göre bu ata vermiyorlar? Vardır bir bildikleri. Ama biz kuponumuzu koyuyoruz. Evet 7 numara Foyza 15 Ağustos 2020'de 1000 metre çim koşusunu 0.56.73 ile kazandı. 7 Kasım'da 600 metre 35.45 ve 5 Aralık'ta 800 metre 48.10 ile ve 12 Aralık'ta 600 metre 38.00 saniyede çalıştı. İşte gayet güzel bir çalışma yapmış bu Edgar Zayas'la. 5 numara Viva La Reina Jose Ortiz'le bakalım ona yapmış. 1400 metre kumda birinci gelmiş. 27 Aralık'ta 800 metreyi 49.95 ile çalışmış. Zor ama Jose Ortiz var ve ilk kez çimde koşacak. Kapalı kutu. Şu 5 ve 8'i arkadaşlar hani çok böyle istemiyorsunuz yazmayabilirsiniz ama gelirse de yapacak bir şey yok. Hani böyle bu diğer üsttekinlerden yani bu 2, 4, 1, 3, 7'den biraz daha uzakta gözüküyor. Hara da öyle baktığımız zaman Hara son koşusu 5 Aralık 2020'de starttan çıktıktan sonra savrulmuş arkadaşlar. Yön değiştirdiği için koşunun sonuncusu olmuş. 11. yani. 11 atın 11.'si. 24 Aralık'taki çalışmasında 1000 metreyi 1.01.00 saniyeyle koşarak derli toplu görüldüğü bildirilmiş Hara'nın. Belli olmaz ama 11'inde 8, 1'inde 10 var. Bu daha da yükselecektir bunlar. Bilemiyorum yani. Tabii ki top sizde burada. 6. koşuyu bana göre kapatmalık. Tekrar ediyorum. Birbirine çok yakın güçte safkanlar var ve 47 bin dolarlık gününde en fazla ikramiyesinin zannedersem evet verildiği yani bizim altılı ganyan içerisinde en fazla ikramiyenin verildiği koşu var arkadaşlar. Şimdi 7. koşuya geçelim. Altılı ganyanın bizim altılı ganyamızın sonra tabii golf sistemde koşular devam edecek. 10 tane koşu olması lazım. Ama biz sırayla gidiyor yani sıra doğru. Yani buradaki birinci koşuyla başlıyor Gulfstream. Yani race 1, race 2, yani race 7 bu 7. Onda bir sıkıntı yok. 23.09 gözüküyor. Satış koşusu 3 yaşlı İngilizler. Şartlı bir koşu 1300 metrede. Arkadaşlar burada hiç uzatmayacağım. Direktman geçelim web sitemize. Buradaki görüntümüz bizim. Ensign Parker 4 numara. Irad Ortiz'in bindiği Gulfstream Park'ta bu akşamın bize göre bankosu, tartışmasız bankosu. Yarış hayatına Marcos Meneses gibi bir düşük düzeyde jokeyle başlayan yani at kazanmış işte söylemek istedim. Daha sonra ikinci geldi ama o zaman aldılar onu işte. Bu 1 Kasım 2020'de kazandı. 1.04.21 ile 1100 metrede. Süper bir derece açıkçası. 19 Aralık'ta 800 metreyi 46.48 saniye ile çalıştı. Bir de çalışma yaptı üzerine. Bugün Irad'ı bindiriyorlar üzerine. Tam böyle Irad Ortiz'in istediği kıvamda. Hani armut piş ağzıma düş. Hacı Bekir lokumu gibi. Önüne bir at geldi. Ensign'ın Parker. Defalarca böyle aldı. Getirdi bu zaten. Adam kaç 3000'de en son ben bildiğim yarış kazanmış. Hani bunu da çok rahat kazanacaktır. Macera aramak isteyenler at bulup yazabilirler tabii. Onda bir sıkıntı yok. 6 tane atın bir tanesi olan 4 numara Ensign Parker'ı biz günün teki olarak veriyoruz arkadaşlar. İnşallah çıkmaz, koşmamazlık yapmaz o zaman. Gerçekten karışır artık. İlk ayaklara bakmamız gerekecek. Öyle bir şey olursa. Evet, Gulfstream Park arkadaşlar için yapmış olduğumuz yayın burada sona eriyor. Evet arkadaşlar, web sitemiz açıldı. İsteyenler web sitemize ücretsiz olarak e-mailine gelen aktivasyon linkine
tıklayıp aktif hale getirip daha sonra da oradaki bu bizim şu anda zaten mevcut olan bilgileri görebilirler. Aynı zamanda futbol da var. Arkadaşlar size şöyle bir ufak bilgi vereyim. Futbolun yani dünya bazında futbol müsabakalarına olan ilgi, at yarışına olan ilginin 4-5-6 katı büyüklüğünde. Biz bunu spor müsabakalı olarak ele alıyoruz ikisinde. Başka bir spor dalıyla ilgilenmiyoruz. Bizim ekibimiz gerek Avrupa'da, gerek Wolfsburg, Berlin, Münih, buradaki futbolla ilgili çok geniş bir çevremiz var gerçekten. Şimdi o web sitesinde 2021'de tabii ki canlı olarak oynayabileceğiniz, maç bazında canlı olarak oynayabileceğiniz, çünkü Türkiye'de de oynanıyor, yurt dışında da oynanıyor. Biz de şu anda Alaska'dan dahi üyemiz var, izleyenler var. Bir tek Türkiye'li sınırlı değiliz. Tabii ki 2021 yılında sitenin paralı olma gibi bir planı olacaktır. Şu an böyle bir plan yok ama size şu müjdeyi verebilirim. Yabancı at yarışlarını takip eden YouTube'dan. Bunlar daima devam edecek arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. O konuda müşteri olun, rahat olun. Tabii ki profesyonel bir hizmet için daima web siteleri paralı olduğu zaman ödediğiniz paralara baktığımız zaman o devede kulak kalıyor. Tabii ki böyle profesyonel ihtiyaca siz gerek duyuyorsanız olur o, ama YouTube'da yabancı at yarışlarımız bizim daima devam edecek. Oradan yararlanabileceksiniz arkadaşlar 2021 yılında. Dediğim gibi Gulfstream Park içinde bugünlük, bu yılın ilk günü olarak biz alıyoruz bunu. Tabii ki daha evvelden yapılıyor bu video. Akşam saatlerine az kaldı şu anda. 2021 yılının tekrardan herkes için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum arkadaşlar. Global ne olursa olsun kafanıza düşünen bir arkadaş, bir kardeş, bir abi olarak söyleyeyim. Sadece gönlünüzün sesini dinleyin. Ben bazı şeylerin göründüğü gibi olduğunu inanmıyorum çünkü. Ama bizim yerimiz burada at yarışlarına yorumculuk yapmak, tahmincilik yapmak. Fazla söze gerek yok. Şimdilik herkese bol şanslar diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.